Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Türkçe rap iki tane önemli haber. Bir tanesi başlıktan gördün. Alizade Lilize. Tamam o kenarda kalsın. Abi gündemde bir olay daha var. Neymiş? Şam Ceza'ya laf atmış. Yorumlarda gördüm. Sayfalarda yazmışlar. Ne oluyor rap kültürü falan filan. Klasik old school yorumcuları gördüm. Şimdi bir üstad Robert Hip Hop olarak bir üstad rapin magazin rap üstad büyük kralı olarak yorum yapacağım arkadaşlar. İlk olarak Şam'ın şarkısına bakalım. Dis atmış Ceza'ya. Ekmeğimiz işimize geliyor. Burada like at. Like at kanka bekliyorum. Sana üstad demem özgün değilsin bir replik asıl. Sikeyim nefret edilse putarına orta parmak saygı kalktı. Şimdi Ceza'ya demiş ki sen özgün değilsin, replikasın, gerçek değilsin. Bu yüzden sana üstad demiyorum. Devam. Bir keş mi X bir King Bobby kaldı bakışı sata bak. Demiş ki benim için üstad King Bobby ve X demiş. X derken XX Tentasyon'a bir gönderme var mı, bir respect var mı bilemiyorum. Benim için Bobby üstattır. Ben Ceza'yı üstad demem, replika, özgün değilsin falan filan. Bir de saygım kalktı demiş. Şimdi saygısının kalkmasının sebebi şu da olabilir. Birçok ben Ceza yapılan eleştirilere de baktım. Ben Fero'yla alakalı bir yorumu var bu adamın. Öyle laf söyleyenler de yani dışlanan kitleye baksınlar dinlenme sayılarını o zaman Fero'nun. Spotify'da, YouTube'da 100 milyonlar, Spotify'da 40 milyonlar, 50 milyonlar dinlenen, en çok dinlenen Türkiye'deki 2-3 sanatçıdan biri. Yani hep sanki böyle dışlanmış gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Çocuğun konserleri de doluyor. Avrupa'da da konserler veriyor. Güzel de müzik yapıyor. Modern, bu zamana uygun. Hı hı. Aynı tarzda değiliz. Tamam. Ama sonuçta yaptığımız müzik aynı. O farklı bir makamda. Ben farklı bir makamda. Daha sonra Fight Club'de beraber şarkı yapmaları. Bu gibi durumlar işte Ceza'ya olan biraz saygınlığım azaldı tarzında çok ben yorum gördüm. Şimdi bu yüzden saygısının kalkmasını anlayabiliyorum ama devamında kankalar yani bu başka bir boyut yani bayağı hakarete giriyor. Neyim var ki like yaptan Migros'a satılma saygıyı hak edince sonra şantan Patlıca net van ya kıram şatı şan. Abi çok iyi flowlar, çok iyi rhymelar. Valla burada Şam'ı da arada övmek istiyorum. Çok iyi yani. Buraya bir konu bu değil. Şam'ın çok iyi olduğunu ben biliyorum. Bunu konuşmaya gerek yok. Şimdi neyim var ki lan yapram demiş. Neyim var ki derken neyim var ki şarkısına bir gönderme. Lan yapram demesi kankalar. Ya başka bir boyut. Hadi şey dersin. Benim rapim Ceza'dan daha iyi diyebilirsin. Olabilir. Bir insan üstad diye yıllardan beri bu işi yapıyor diye o ondan iyi olacak diye bir durum yok. Şam şunu diyebilir. Ya tamam üstadsın da ben senden daha iyi müzik yapıyorum. Benim müziğim daha iyi. Ben daha çok dinleniyorum tarzında yorumlar yapabilir ama hani yapram demesi kötü anladım yani zamanında aynı reklamda oynamışsın. Yani Şam da ergenliğe bile girmeden hani Ceza ile aynı reklamda bulunuyor. Tabii zamanında Ceza da çok dinlemiştir. Ondan esinlenmiştir, biraz etkilenmiştir. Ama yapram demesi kankalar sıkıntı yani. Bunu demesi için Ceza'nın kendisine laf söylemesi lazım. Ceza'nın ben Şam'a küfür ettiğini görmedim. Yani bu olaylar dışında belki laf dalışı olsa bile bunu şarkıya yansıtmamalı bence. Çünkü ben dediğim gibi Ceza'nın laf attığını falan dışarıda görmedim. Yani sosyal medyada görmedim. Migros'ta satılmaz, saygıyı hak et önce Şam'dan al. Bu Migros olayı da şu kankalar. Ceza'nın bir market reklamı var Migros. Yalım. Köfte, terlik, limon, patlıcan, biber, çilek, döner, tabak, bardak, kroket, domates, tuvalet, kağıdı, kağıt havlu, ekmek, tavuk, balda, pirinç, pizza, börek, salça, çiçek, filtre, kahve, Türk kahve. Yani saçma bir reklam yani. Mesela üstad Ceza'yı seviyorum. İzliyor beni sağ olsun abi ben de seni seviyorum. Saçma bir reklam da Ceza bunu düşünmez yani paraya bakar. Kim paraya bakmaz ki arkadaşlar? Zamanında yok Lollipop reklamında oynadı diye Ceza'ya birçok laf söylenmişti. Tabii Ceza onu rahmetli annesi için hani o masrafları karşılamak için o reklamda oynamıştı. Onun için oynamamış da olabilir. Belki para ihtiyacı vardı. Olabilir arkadaşlar. Böyle reklamlarda adam oynadı diye rap kültürüne niye ihanet etsin ki? Ya bu rap kültürü niye bu kadar abartılıyor onu da anlamadım. Ya kardeşim gözünü aç. Lan mil açsın oğlum sen ya. Ya kardeşim bir aileni mutlu et. Bir karnını doyur. İşe gir. Hani cidden kafayı rap'e bulmuş manyak insanlar var. Bir çevreye bak oğlum. Bir hayata bak ya. Hayat rap değil ki kanka. Tamam bir parçasıdır seni iyi hissettirebilir de bu kadar savunmayın ya. Ailenize bir şeyler deseler susacaksınız. Rap olunca aman kültürümü ihanet etti aman şöyle oldu lan sal gitsin ya. Boş ver oğlum. Bunlar kavga ediyorlar kendi aralarında. Belki seni tatmin edebiliyor kanka ama parayı kazanan onlar. Sen aç aç dolaşıyorsun boş ver ya. Ne rap kültürüymüş arkadaş ya. Yani Ceza bu reklamda oynadı diye niye Şam böyle bir şey demiş bir bakabilir miyiz tekrardan? Tamam Şanti Bamya demiş mesela Bamya. Bu da hakaret yani anladın mı? Yani saygınlık önemli kankalar. Anıl Piyancı Alizade ne diyor? Bakıp da gözlerime deniyor bile. Yapın Alizade gibi bana delice tüfer.
Yapın Alizade gibi delice twerk. Mesela bu sözü yazmadan önce kesin Anıl Piyancı bir izin almıştır. Demiştir hani kanka böyle bir şarkım var hani gönderme yapacağım. Hani gönderme derken senden bahsedeceğim yanlış anlamazsın gibisinden. Tabii kendi aralarında konuşmuşsun. Sonuçta Anıl Piyancı evli. Hani evli olmasa bile yine de ararsın. Çünkü Türkiye başka bir kültür anladın mı? Amerika'daki gibi öyle bir rahatlık yok. Tabii onlar da izin alıyorlar mıdır? Tabii izin aldıkları vardır ama Türkiye'de mesela böyle çok rahat olmaz. Büyük ihtimalle izin almıştır. Sayfalarda paylaşılmış okey yani. Şimdi benim dikkatimi biri çeken olay oldu bilmiyorum. Ben gönderme olduğunu düşünüyorum. Hiçbir sayfada görmedim kanka. Lil Zeyn Alizade'ye gönderme yapması. TikTok'ta normalde paylaşılırdı. Yalan da olsa, alakasız da olsa ama ben bunu görmedim. Ama bu videodan sonra ben paylaşılacağını düşünüyorum. Ayakkabımız o ki senle hiçbir gram. Bütün başın oynuyor, o hayatın türbülansı. Şimdi benim anladığım gönderme şu. Alakamız yok seninle hiçbir gram. Oran buran aynı oynuyor, o hayatın türbülansı. Şimdi oran buran ayrı oynamasında direkt aklıma Alizade'nin twerkleri geliyor arkadaşlar. Genelde TikTok'ta ne zaman bir video paylaşsa iki videosundan bir tanesi twerk. Alakamız yok ki seninle hiçbir gram. Ne bileyim yani burada şey gibi geldi bana. Hani benim dengim değilsin. Hani benim gibi olamazsın. Hani benle karşılaştırılamazsın bile. Tarzında ben bir gönderme algıladım. Hani sen kaşınıyorsun tarzında bir laf da olabilir. Yoksa diğer anlamda da olabilir. Bilmiyorum. Ben Alizade'ye gönderme olduğunu biraz düşünüyorum. Çok emin olamadım ama sizlere de bir paylaşmak istiyorum. Ne diyorsunuz abi? Size gönderme var mı yoksa alakası yok mu? Gerçi TikTok'ta bu paylaşılsa herkes inanacak. Yani doğruluğu net olmasa da insanlar çok çabuk inanılabilir mesela buna. Şimdi videoyu kapatmayın arkadaşlar. Tanımadığınız iki rapçi var. Ganzi ve Bede Orijinal. Risk adında şarkı çıkarmış. Şimdi orada burada belki denk gelmeyeceksin ama ben bir dinleyeyim. Yorumlayacağım. Belki kötü diyeceğim. 3-4 dakika ayırın kankalar ya. Instagram'da dolaşıyorsun. Yarım saat kızları stokluyorsun. Bu videoyu mu kapatacaksın? Bir dur ya izleyelim bakalım. Şarkı club'lık belli. Giyimden de anladım. Direkt. Ses çok derinden mi geliyor yoksa ben mi tam duyamadım? Sanki beat'im biraz altında kalmış gibi hissettim. Ganzi kanka imaj olarak seni label'a benzettim. Bak izleyiciler de diyecekler ya label'a benziyor ulan falan filan. İmaj olarak ben label'a benzettim. Sakaldır, saç, kaş. Oğlum telif yememek için arada susuyorum valla sessiz alıyorum. Klip kötü değil bu arada, klibi beğendim. Böyle farklı karelerde dumanlarla bir şeyler uğraşmışlar bütçeye göre. Kanka mix masteringi kime yaptırdıysan o kardeşimizin hani emeğine hani şey yapmak gibi olmayayım ama biraz daha önem verebilirdi yani. Çünkü sesin kanka çok aşağıdan geliyor, sanki biraz ruhsuz okumuşsun gibi. Biraz daha böyle sert bir vokal iyi giderdi. Burada sanki senin eski şarkılarından hani kalanlarıyla bir şeyler yapmak istemiş gibi. Bilmiyorum yani biraz cansız geldi bana ve beat'in çok altından geliyor kanka sesin. Bak bu ses daha temiz geliyor bak mesela. Bunlar sakin sürerim karanlığa gökyüzü mavi. Hedefimde var artı kabu abi baştan. Çıkartması onun güç taçtan. Yaparım bir tane. Ya bu kardeşimizin sesi daha iyi net geliyor ve daha da iyi anlaşılabilir. Yani Ganzi'nin de suçu yok. Deli gibi mesajlar online yapışıyor insanlar lady. Benim tavsiyem şu olurdu yani bir rapçi olarak kankalar. Hani imaj açısından daha farklı olmak isterdim ben. Çünkü çok piyasada hani gözlük takıp böyle kolyeler. Hani artık çok klişe olmaya başladı. Ben olsam elimden geldiğince daha farklı olmaya çalışırdım yani imaj açısından. Ben olayı anladım. Ganzi'nin sesiyle çok oynamışlar kankalar. Ondan böyle bir vokal çıkışı geldiğini düşünüyorum. Daha birçok şarkıları vardır. Ben onlara güveniyorum, umut ediyorum, iyi olmalarını istiyorum. Ama bu şarkı kankalar o şarkı değil yani. Eminim bir şarkısı patlar ama bu şarkı o şarkı değil. Hani flowlar bana çok düz geldi kankalar öyle söyleyeyim. Hani açıklama kısmına linki koyacağım. Destek amaçlı bir like'ınızı bırakın. Yani sonuçta rap'le ilgileniyorlar. Biraz motivasyon, moral anlamında. Yorum atmasanız bile bir like'ınızı mutlaka belirtin. Bir sonraki videolarda kankalar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.